Güzel bir hafta geçirdiniz umuyorum. Bol çalışmalı, bol keyifli, güzel bir haftaydı umarım. Bugünkü dersimizde geçen hafta size alıştırma olan ilk etüdümüzü yapacağımızdan bahsetmiştim. Fakat geçen haftaki paylaşmış olduğum etüdü umarım açıklamada okuyup print edebildiniz. Print ettiğiniz nota üzerinde aynı tel üzerinde birinci satırları size alıştırma olarak göstermiştim. Ve ikinci ve üçüncü satırları açıklamalarda sadece o çalışmaları yapabileceğinizden bahsetmiştim. Eğer o çalışmaları yapmakla ilgili bir sıkıntı yaşadıysanız, bunu çözemediyseniz ve zorlandıysanız, yine bu videomun altındaki açıklamalarda size Udemy olan, seri olan derslerimin paketinin linkini paylaşıyor olacağım. Orada çünkü o çalışmaların daha detaylıca olan videolarını bulacaksınız. İzlediğiniz videolarla birlikte orada detaylıca cüzi bir ücret ödeyerekten tüm seti satın alabilirsiniz. Onun için açıklamadaki linki tıklayabilirsiniz. Bu alıştırma, yeni yapacağımız etüt alıştırması, 4. postundaki alıştırmaya girmeden önce solfej bilgisine ihtiyacımız var. Yani notaların değerleri ve bunları nasıl hayata geçirdiğimizle ilgili. Şimdi videonun bu bölümünde video çok uzun olmaması adına ben bununla ilgili bir ana giriş bilgiler olan nota değerleri ile ilgili bir solfej videosu hazırladım. Yukarıdaki etiketi tıklayarak lütfen bu videoyu burada durdurun ve solfej bilgisi olan videoya geçin. Çünkü önce bir solfej ve notalarla ilgili fa anahtarını nasıl kullandığımızla ilgili bilgileri içeren videoyu seyretmeniz gerekiyor. Sonra bu değerleri öğrendikten sonra şimdi sayfanın yine yan tarafında size paylaşacağım etüdü çalmaya başlayacağız. Birinci etütte gene yay kullanmayacağız. Çünkü yay çalışmalarına devam ediyoruz. Yine egzersizlere devam ediyoruz ve bunun gerçekten uzun süreli devam etmesi gerekiyor. Yaya hakimiyet çok önemli. Hakimiyeti sağlayamazsak parçaları çaldığımız zaman tam bir kaos yaşarız çünkü. Pizzicato ile çalıyoruz. Pizzicato'da ne yapıyorduk? Baş parmağımızı buraya dayıyorduk ve yine işaret parmağımızı telleri çekerek çalacağız. Etütte sayfada gördüğünüz gibi başta görmüş olduğunuz C işareti bir ölçü içerisinde 4 dörtlük anlamına geliyor. Yani 1, 2, 3, 4'e kadar her ölçüde sayıyoruz ve İlk gördüğünüz notalar bir vuruşluk. Hatırlarsanız solfej dersinde her bir nota bir vuruşa tekabül ediyor. Bunun için yine sonrasında metronomla çalışacağız ama şu an ben örnek olarak göstermeye başlıyorum. Her notaya bir sayaraktan ve la notasıyla başlıyor. İlk notamız, parmak numaraları da üzerinde yazıyor. Hem notayı şu an size söyleyeceğim. Alışabilmeniz için ve sizden de ricam, siz de çalışırken notaları lütfen söyleyerek çalışın. Tuşedeki yerleri öğrenebilmek için bu önemli. Evet, etüte başlıyorum. Birinci parmağım la yerleştirdim. C şeklinde kol pozisyonumu aldım ve etüte başlıyorum. La, si, do, si, la, si, do, la. Şimdi diğer tele geçiyorum. Fa notasını hazırlıyorum elimi. Yavaşça geçtim ve tüm parmaklarım basıyor. Fa, mi, mi, re, re, 2, mi, 3, 4 ve diğer tele geçtim. Bütün elimi aldım. Do, si, la, si, do, si, do, la. Diğer tele geçiyorum. Bütün elimi aldım, parmaklarımı ve fa, mi, re, fa, mi, mi ve la'ya geçtim. La, 2, 3, 4. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İki tel arasında bu çalışma. Yani re ve sol telinde. Dikkat ederseniz ne yaptım? Buradaki pozisyonda bu teldeki parmaklarımı bastıktan sonra diğer tele geçtiğim zaman tüm dördüncü parmağımla basacağım için tüm parmaklarımı alıp bütün parmaklarımı buraya geçirdikten sonra çaldım. Bunu şu an bu etütü çalışırken aynı bu yavaşlıkta ve parmaklarınızı her iki tarafa geçişlerini çalışmalarını yaparak yapmanızı rica ederim. Şimdi etütte şöyle bir alıştırma da yapabilirsiniz. Her iki tel arasındaki geçişle ilgili şöyle her bir ölçüyü sayıyorsunuz. Yani birinci ve ikinci ölçünün son notası la notası. O la notasında la notasından fa'ya bir geçiş var. Gördüğünüz gibi. Yani ikinci ölçüden üçüncü ölçüye geçiş. Oradaki la ve fa arasındaki geçiş çalışması yapabilirsiniz. Nasıl? La ve fa. Sonra fa'dan tekrar parmağımı buraya aldım. La ve tekrar la. Parmaklarımı uzanarak basıyorum. Fa ve fa. Yavaşça birinci parmağım geçti. La. Bu çalışmayı yaptıktan sonra da etüdü deneyebilirsiniz. Çünkü oradaki geçişin doğru bir pozisyona geçmesi çok önemli. Parmaklarınızı lütfen kasmayın. Unutmayın, telleri sadece ittiriyorsunuz ve etüt boyunca çalışmalarda baş parmağınızın kıvrık olması gerektiğini hatırlıyorsunuz. Diğer çalışmayı da şurada yapabilirsiniz. Gene ölçüleri 1, 2, 3 diye saydığınızda dördüncü ölçüde mi notası var. Biliyorsunuz re, mi olan kısım. Buradan da yine ikinci tel do'ya geçiş var. Buradaki çalışmayı da mi'den do. Bakın basılıyken buraya geçiyorum. Mi, do aldım. Do ve mi'ye geçtim. Mi. Tekrar. Mi. Yavaşça do'ya geçtim. Parmaklarımı aldım. Do ve tekrar mi'ye geçtim. Bu geçişleri çalışmaları yaptıktan sonra gene etütü lütfen defalarca ve defalarca notaları öğrenene kadar çalışmaya devam ediyorsunuz. Güzel bir hafta diliyorum. Güzel çalışmalı, bol çalışmalı bir hafta olsun, sıkı çalışmalı bir hafta olsun lütfen. Özellikle yay çalışmalarını gene vurguluyorum. Neden? Bu pizzicato ile çalmış olduğum etütü gelecek hafta yay ile birlikte nasıl çalınacağını size göstereceğim. Bunun için etütü çalışırken sizden ricam ezberleyin. Ezberlemekte zorlanacağınızı çok düşünmüyorum çünkü çok uzun soluklu ve zor bir etüt olduğunu düşünmüyorum. Ezberlemek niçin yararlı? Çünkü ezberlediğinizde olay otomatikleşeceği için yay ile şimdi birleştireceğimizde zorlanmalarınızı mümkün olunca en minimalizeye düşürmek için ezbere çalmak çok önemli. Notalarla boğuşmak yerine yaya hakim olup notayı nerede ne basacağımla ilgili pekişmesi açısından yararlı olacaktır. Bu hafta bu etütü bol bol yaptığınız zaman ezberlemiş olacaksınız muhtemelen. Gelecek hafta dediğim gibi yayla nasıl bu etütü çalacağımızı size göstereceğim. Ve bu videonun akabinde eğer 100 beğeni alırsa videolarım ben bu serilerin çekimlerini bir konservatuar müfredatında yapmaya devam edeceğim. Ama 100 beğeni alana kadar neredeyim? Udemy'deyim. Udemy'de setleri yayınlamaya, bir sonraki dersleri yayınlamaya devam ediyorum. Eğer derslere devam etmek istiyorsanız, daha ileri seviyelere gelmek istiyorsanız aşağıda açıklamalarda linkini paylaştığım Udemy'de buluşmak üzere. Sevgilerle kalın. Haftaya yayla yapacağımız etütte buluşmak üzere. Hoşça kalın.